komplike bir soru soruyor kardeşimiz. Önce diyor ki mecburen aldım diyor. Niye mecburen aldı? EYT çıkmasaydı böyle bir şey almaya mecbur olacak mıydı? Olmayacaktı. Kendisi prim günlerini doldurmaya çalışacaktı. Çünkü prim günlerini doldursa bile yaşını doldurmadığı için emeklilik elde etme imkanı yoktu. Öncelikle bu noktayı tespit etmek lazım ki burada bir mecburiyet yok. Mecburiyet ne demektir? mecburiyet aksi takdirde hayati bir tehlike söz konusu oluyorsa bir mecburiyet vardır. Adamın e, boğazına bir şey tıkanmış gitmiyor işte bir sıvı ile ancak onu e, normal yemek borusuna ittirmek mümkün elinde de sadece içecek olarak bir e, bira var. Onu mecburiyetten içti denilebilir veya açlıktan ölmek üzere bugün bazı bölgelerde İslam dünyasında özellikle de bunlara rastlıyoruz maalesef Cenab-ı Allah imdad eylesin. Açlıkla mücadele edilen yerler var. Kıtlıkla, yoklukla, imkansızlıkla mücadele edilen yerler var. Savaş alanları var. Buralarda yiyecek bir şey bulamamış. İşte yenilmesi haram olan bir şey buluyor. Hayatiyetini devam ettirebilmek için mecburen bunu yemek durumunda kalıyor. Ne yapacak? Bunları yiyecek mi? Evet mecburiyet var yiyecek ama bunun haricinde efendim işte ben bugüne kadar yaşıyordum ama bundan sonra daha rahat yaşayayım. Emekli maaşını da alayım. 7500 liranın olması iyi bir şey. Dolayısıyla bunu almaya ben kendimi şartlandırdım. Binaenaleyh burada kendime bir mecburiyet görüyorum. Böyle bir mesele yok değerli kardeşlerim. Yani biz mecburiyetten bunu yaptık dediğimizde bir şey mecburiyetten olmuyor. Mecburiyet ifadesi ağır bir ifadedir. Karşısında hayati bir tehlike bulunması lazım gelir. Binaenaleyh psikolojik şartlanmalar bir mecburiyet ifadesi olarak karşımıza çıkmaz. Diğer taraftan niye mecburiyet olsun ki? Yani bir Müslüman e, toplumsal bir yapıya sahip kimsedir. Binaenaleyh onun eşi vardır, dostu vardır, komşusu vardır, arkadaşları vardır. Onlardan borç alma imkanı vardır. Evet, belki Türk lirası borçlanmak doğru değil. Çünkü eflasyonist ortamda Türk lirası yapılan borçlanmalar haksızlık doğurabiliyor. Efendim hırsızlık anlamına gelebiliyor. Bugün aldığınız 10 lirayı yarın 10 lira olarak verseniz içerisinden 5 lirayı çalmış oluyorsunuz. Maalesef böyle bir ekonomik hırsızlık sisteminin içerisinde bulunuyoruz. Ama e, altın olarak alabilirsiniz, farklı para birimleriyle borç alabilirsiniz. Binaenaleyh böyle bir şekilde siz ihtiyacınızı görebilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. bekleyebilirsiniz de illa da efendim bugün parayı yatırıp da bugün emekli olmanız da gerekmiyor. Ama illaki böyle bir şey yapmış kardeşimiz, şimdi de pişman olmuşsa o zaman bir an önce bu pişmanlığını e, aktif hale getirmeli. Zararın neresinden dönerse kardır, zararından dönmeli, borcunu e, kapatmalı ve e, helal bir şekilde efendim rızkını temin etmenin endişesi içerisinde olmalı. Onun haricinde burada kendisi faizi alan değil, veren olduğu için sadaka verip, tasadduk edip bu faiz günahından kendini kurtarmaya çalışmalıdır. Aldığı, devletten aldığı emekli maaşı kendisine haram olur mu? Böyle bir haram usulle, bir işlem yaptığı için bunlar birbiriyle doğrudan alakalı şeyler değildir. Devlet kendisine böyle bir hakkı vermiş. Bu verdiği hakkın ne kadar hak olup olmadığı da ayrı bir meseledir ama devlet erkini işleten insanlar Allah'ın huzurunda bunun hesabını kendileri vereceklerdir. Bir vatandaş olarak eğer böyle bir Hak verilmişse bu hakkı vatandaş kullanabilir. Kullanırken de ihtiyatlı olmak durumundadır. Yani insanlar kendilerine verilen hakları e, kullanırken etrafındaki insanların da. Efendim hakkını gözetmek durumundadırlar. Eğer etrafınızda çevrenizde e, sıkıntı çeken, ihtiyaç halinde olan insanlar varsa onların da ihtiyaçlarını gözetmeniz lazım gelir. Binaenaleyh kamu kaynağını kullanan emekliler kamu kaynağını kullanıyorlar demektir. E, bu gibi kaynakları kullananların e, kamunun ihtiyaç sahibi kimselerini de bir şekilde gözetmeleri e, onların aldıklarının temiz olması noktasında daha doğru olur kanaatindeyim. Evet kendisi de vaktiyle devlete primler vermiş. Söz gelimi 10 lira maaş alırken devlet ondan 20 lira almış. 10 lirasını yarın öbür gün vereceği ödeyeceği emekliliğe saymış. Böyle olmakla beraber ortada devletin verdiği verirken de ne kadar adil olup olmadığı şüpheli olan bir dağıtım neticesinde verdiği bir kamu hissesi varsa bunu alırken alan insanların etraflarındaki ihtiyaç sahiplerini de gözetmeye çalışmaları işin hukuki boyutu açısından da doğru olur olacağı kanaatindeyim.